Yılda yaklaşık 860 bin hastaya sağlık hizmeti, 51 bin cerrahi girişim ve 2150 doğum. Acil serviste yılda 93 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için Ege'den Sağlık. sağlık. Merhaba sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyenleri. Ege'den sağlık programıyla her sabah olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Ben Duygu Gümürdü ile olan beraberliğiniz şu an itibariyle başlamış bulunuyor. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yine çok farklı bir konu ve konukla bugün sizlerle birlikteyiz. Hemen size stüdyo konuğumuzu anons etmek istiyorum. Bugün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Münevver Erdinç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam programımıza. Teşekkür ederim. sevgili izleyenler bugün astım konu konusunu konuşacağız sayın hocamızla birlikte. Astımla ilgili merak ettiğiniz sorularınız olursa eğer bizlere sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşıp bugünkü konumuz olan astım hastalığı hakkında sormak istediğiniz soruları, danışmak istediğiniz konuları bizlere ulaştırabilirsiniz. Dedikten sonra tekrar hocama dönüyorum. Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederim. <laughs> ben öncelikle sizi Yayın hayatınıza başarılar dilemek istiyorum. Çok güzel bir başlangıç yaptınız. Çok teşekkürler. Zaten Ege Üniversitesi'nden de öyle bir başlangıç <laughs> beklenirdi. Çok teşekkürler. Başarıların devamını diliyorum. Çok sağ olun hocam. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz desteğiniz evet, teşekkür için de. E, şimdi astım dedik. Gerçekten e, çok bilinen aslında bilmiyorum belki de hakkında çok fazla <laughs> fikir sahibi olduğu, olmadığımız bir hastalık da olabilir. O yüzden bugün sizden e, çok sağlıklı bilgiler duymak istiyoruz açıkçası. <laughs> Öncelikle olarak bu hastalığın tanımını alacak olursak neler söyleyebiliriz nedir astım <laughs> e, astım toplumda en çok korkulan hava yolu hastalıklarından biri olarak bilinir yanlış algılandığı için evet. e, sorsanız ailelerin büyüklerini hep dedeleri büyükleri astımlıdır çünkü nefes almamakla eş gibi kabul edilir evet. oysa astım doğru tedavi edildiğinde düzenli kontrol altında kaldığında e, çok iyi sonuçlarla seyreden kolay bir hastalıktır Asıl korkulan sigara ile ilişkili olan yani koahtır. Evet. yani koahın astım zannedilmesidir. Aslında korkulmanın nedeni. Astım hava yollarının kronik, enflamasyon dediğimiz enfeksiyon dışı <laughs> ödeme bağlı hastalığı dışarıdan gelen herhangi bir uyarana bazen dışarıdan olmaz vücudun kendinden de kaynaklanabilir. Hava yollarının verdiği, öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışıklık hissi ve hırıltılı hışıltılı solunuma seyreden bir hastalıktır. Evet. Ee, bu değişik boyutlarda olabilir. Ee, her şeyden etkilenebilir. Sadece hastalığı iyi tanımak evet. lazım. Evet. O zaman eee KOAH arasında bir fark var mı diye sorduğumuz zaman aslında e, tan sanıyorum bu tamamen tanıyı koyan e, hekimin tecrübesinden kaynaklanması gerektiğini söyleyebilir miyiz? Yani arasında belirgin bir fark var mı KOAH'la? Yani şöyle e, koahlar sigara içen kişiler evet. çoğunluğu çok az bir grup genetik özellikleri sahiptir. E, yoğun sigara içen kişi de tabii onlar da alerjikse onlarda da astım görünme olasılığı var ama koah biraz daha öne geçmiş olur. Hani evet. Biri diğerine dönüşme şeklinde bir şey pek beklememek Beklemez. lazım. Sigara içimi varsa genellikle o koah gibi koah e, hava yollarının artık geri dönüşümsüz bir hastalığıdır. Evet. Astım yaşlılığını tamamen normal akciğer fonksiyonlarıyla geçirirken sigarayı bıraksa bile solunum fonksiyon kaybı devam eden daha kötü seyirli bir hastalıktır. Hele hele bir astımlı sigara içiyorsa İlaçları çok duyarlı olan bu hastalıkta ilaçlara duyarsızlık ortaya çıkar ve onu tedavi etmemiz çok daha güç daha oluyor. Zor. Evet zor. Evet, sigara burada... hiç olmamalı evet, hiçbir yerde. Evet şimdi aynı şeyi söyleyecektik biz de yani tedavide zaten tekrardan konuşuruz ama e, yani sigara her şeye zarar verdiği Kesinlikle. gibi vücudumuzda özellikle astımlı bir hasta için çok zor sonuçlar doğurabilir evet, evet, değil mi? Evet, evet. evet. Yani anne karnında maruziyet bile ileride astıma sebep oluyor i̇şte, daha ne evet, evet. evet Şimdi aslında belirtiler de burada önemli sanıyorum. Size hastalar ne tür belirtilerle Hı -hı. geliyor Hı -hı. bu astım teşhisini koymadan önce ne tarz belirtiler görülüyor? Hı -hı. Kişi de onu sormak isteriz. Çok değişiklik gösterebiliyor. Hı -hı. Sadece öksürükle gelen hasta var. Hatta biz onu öksürükle seyreden astım diyoruz. Evet. Mutlaka hırıltı olması gerekmez. Çok ağır ataklarla gelebiliyor iyice hırıltı, hışıltı, o ıslık sesi gibi sesle gelebiliyor. Bazen de nefes bile alamaz ki en çok o durumdan korkarız. Hava yolu tamamıyla daralmıştır, almıştır evet. hava akımı durmuş. Bir türlü nefes hı hı hı. alamaz. O mutlaka çok yakın takip gerektiren bir hastada çok değişik olabiliyor. Evet. Peki şimdi aslında kimlerde ortaya çıkar? Yani kişi astım tanısını aldığı zaman acaba neden ben diye soruyor mu hı hı. yani böyle bir durumla karşılaşıyor musunuz kimlerde daha çok ortaya çıkıyor ve risk faktörleri kimlerde daha fazla ee, çok güzel bir soru ee, bir kere genetik yatkınlık çok önemli. Hı hı. Ee, özellikle genç erişkinlerin hastalığıdır. Çocukluk yaşlarında daha fazladır. Genç erişkinlerde devam eder. İleri yaşta eskiden daha az görülürdü. Şimdi son dönemde yeni tedavi modelleri, bir takım maruziyetler, meslekler, ilaçlar gibi nedenlerle ileri yaşlarda da ortaya çıkmaya başladı. Ee, mesela nedenlerden biri obezite. Evet. Tek başına. Obezite astım nedeni olabiliyor yani tetikleyen nedendir zaten atakları evet. ama sadece o astıma neden olabiliyor genetik dışında bir takım ilaçlar bir takım meslekler evet. önceden astım olmasa bile kişilerde astım ortaya çıkarabilir. Ee, bazı endojen faktörler dediğimiz hormonal durumlar, geçirmiş olan üst solunum yolu enfeksiyonları, virüsler astıma evet. yatkınlığı artırabilir Pek çok nedenle ortaya çıkabiliyor aslında. Evet. Şimdi aslında zaten e, astımın tanımını ve belirtilerini aldıktan sonra Size de program öncesinde konuşmuştuk. Aslında en çok üzerine durmamız gereken konulardan birisi de astımı tetikleyen faktörler sanıyorum değil evet, mi hocam? Evet, evet. Peki bunları sayacak olursak mesela biraz önce söylediğiniz örnek verecek olursak e, meslek hastalığı evet. yani meslek astımı denilen meslekler de var, meslek grupları. Şimdi tetikleyici faktörler nelerdir? Önce bunları almak isteriz sizden. Şimdi eee hastanın tedavisini biz tanımlarken ilk sıraya hasta eğitimini koyarız. Evet. Yani ilaçların kullanımı tamam, bu da zaten eğitim gerektiren bir şeydir, kolay değildir. Ama nelerden kaçınmalı, nelerden korunmalı, bunlar evet. çok önemli. Mesleklerde bunların içinde ee, herkese şu mesleği yapmayın, bu mesleği yapmayın diyemeyiz. Tabii Ama ki. Alerjik yapısı kanıtlanmış çocuklukta hele hırıltılı çocukluğu olan bir çocuk ileride bazı mesleklerden mümkünse kaçınmalı Hı -hı. diyoruz. Her zaman bunlar kitap gibi de seyretmeyebiliyor beklediğiniz gibi olmayabiliyor. Ama örneğin e, boya sanayinde temizlik sanayinde deterjan sanayinde çalışmalar yani dışarıdan iç ortamda ya da dış ortamda bir takım inhalan alerjenlere maruz kalınabilecek ortam örneğin marangozluk. Evet. Kuaförler mesela Hı -hı. ortamda bir yığın bizlerin Doğru. çok e, gördüğü hani o sprey boyalar şunlar bunlar evet. hekimler için e, laboratuvar ortamları hepimiz Hı -hı. için o ortamlarda e, işte seracılarda o kadar çok hastalık gruplarında olabilir ki evet. kimyasal sanayide çalışanlarda. Şimdi tanı yöntemlerinden biraz bahsedecek olursak ne tür tanı yöntemleri hı hı. uyguluyoruz hastalara ve astım tanısını koyuyoruz? Aslında biz öğrencilere astımı anlatırken birinci basamakta en sık göreceğiniz, tedavisini bizzat sizin başlatabileceğiniz ve de sürdürebileceğiniz bir hastalık olarak tanınırız. Evet. Yani tanınması çok ileri, sofistike gerek kalmaksızın konabilecek evet. bir hastalık sadece hastadan öykü almak hı hı. yani altın standarttır. Evet. Çok iyi bir öykü. Aslında bütün hastalıklarda Hastalıklar için. bu böyle ama aslında biraz daha önemli diğer ileri tetkikler akademik ortamlarda arada kalınan vakalarda desteklemek amacıyla gerekir tabii. Çok iyi bir anamnez almak öksürdü mü nefes darlığı mı oldu ne zaman nerede ondan önceki 24 48 saat içinde nelere maruz kaldı pikniğe mi gitti hı hı. İşte arkadaşının kedisi vardı o eve evet. mi gitti ya da herhangi bir aspirin gibi bir ilaç mı kullandı ortam ev yazlığa gitti. Yazlığı havalandırmak istedi ama yazlıklar ya nemlidir, küflü bir ortamı temizledi. Bütün bunlar çok iyi sorgulanması gereken şeyler. Yani kişinin herhangi bir şekilde neye maruz kaldığını göstermek lazım. Ondan sonra da sigara içmeyen kişi tabii. Hı hı. Bu sigara içen dişler biraz daha karışıktır. <laughs> daha sonra da o e, belirtileri nasıl tanımlıyor? Yani öksürük nasıl? Genellikle balgamsızdır. Hı hı. Kuru, gıcık bir öksürüktür. Bir türlü kurtulamaz ondan. Hava yolu aşırı duyarlılığı dediğimiz durum nedeniyle evet. hırıltı, hışıltı varsa zaten hemen hekime giderler. Bize geldiklerinde öncelikle astım taklit eden bazı hastalıklar vardır. Evet. O yüzden bir akciğer grafisini görmek istiyoruz. Yani şu üst hava yolu darlıklarında aslında çok karışan tablolar ortaya çıkabilir. Akciğer grafisinin genellikle normal olmasını bekliyoruz evet. astımlarla. Solunum fonksiyon testleri dediğimiz nefes alıp vermede Derin bir nefes alırsınız, verirsiniz. Astım işte verirken hava yolu dar olunca hı hı. giren hava rahat girer ama çıkarken zorlanır. Evet. İşte o çıkarken hava, girerken ki havaya göre daha düşükse hava yolu darlığı var demektir bizim için. Evet. Onu ölçeriz. Onda eğer beklenene göre daha düşüklükse hava yolu darlığı var deriz. Astımı ayırmak için de bizim nefes açıcı ilaçlarımız vardır. O nefes açıcı ilaçlar etkisini dakikalar içinde gösterir, 20-30 dakikada maksimum ulaşır. Onları veririz. O hava yolu darlığı. O süre içinde ne kadar düzeliyorsa bizim için o kadar da astıma yakın demektir. Evet. Çünkü astım kolaylıkla düzelebilen bir hastalıktır. Evet. Daha ileri tetikler her olgu da yapmıyoruz. Zaten. Evet. Evet. Şimdi bu şekilde teşhis konulduktan sonra biraz tedavi yöntemlerinden Hı -hı. biraz bahsedecek Hı -hı. olursak aslında e, tedavisi olan bir hastalıktır. Bunu tabii. sizden büyük bir rahatlıkla e, duyabiliriz. Hı -hı. Peki tedavi yöntemlerinden bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz? Burada Tedavi kavramına biraz dikkatli yaklaşmak Hı -hı. lazım. Yani hastalığı tamamen ortadan kaldırırım ifadesi çok yanlış bir ifadedir. Evet. Kontrol altına almak ifadesini kullanıyoruz tedavide olur. evet. Hı -hı. Çünkü nasıl bir e, tansiyon hastası, nasıl bir diyabet hastası düzenli ilaç kullanarak hastalığı kontrol altında kalıyorsa aslında da öyle. Evet. Yalnız onlara nazaran aslında daha kolay giderek ilaçlara azalır. Belli bir gün gelir ilaçsız bile yaşayabileceği dönemler olur. İlaçlarımız yan etkileri çok azdır ama kullanımları zordur. Evet. Uzun süre, yıllarca biz elimizde çantalarla bütün Ege bölgesinde hastalara ilaç anlatmaya çalıştık. İnhaler ilaçlar biraz oksijen zannedilirdi önce. Ben o kadar kötü değilim. Hani oksijene ihtiyaç duyacak kadar kötü değilim gibi e, hastalar tarafından reddedilirdi. Reddedilebiliyor. Eczacıların bile bazen ilk zamanlarda kortizonlar için hastaları uyardıklarını biliyorum. Bugün onlar aşılmış durumda. Hı hı. Her şey gayet iyi. Hastaya iyi anlatmak lazım. O kadar zengin bir portföy var ki ilaç yani eğer siz hastanızı düzenli izliyorsanız onun nasıl bir ilacı daha iyi kullanacağını zaten kabaca söyler birkaç taneden de daha önceden kullandığı ilaçlar varsa onları seçeriz tabi bu cihaz derken evet. içindeki ilaçlar her zaman öncelikle inhale kortikosteroid dediğimiz kortizon dediğimiz ilaçlar burada Kortizon kavramı da hastaları çok korkutan bir kavram. Evet. Yani kortizon hayatta kullanmam, kortizon çok zararlıdır. Zararlı. Oysa bu kortizon öbür kortizon gibi değil. <laughs> evet, Ağızdan bu farkı da anlatmak çok gerekiyor farklı. tabii hastaya. Ağızdan e, kullanılan haplar ya da iğneler gibi değil, mikrogramlarla ifade edilen dozlarda. bir. Düşünün gebeliğin ilk üç ayında hangi ilacı verirsiniz? Çok azdır bunları verebiliriz güvenli. Ha, evet. O kadar güvenli ilaçlar. Hı -hı. Bir tek şey kullanıldıktan sonra ağzın çok iyi çalkalanıp tükürülmesi. Hani akciğere giden gitsin. Kanın bize faydası yok. Ağız içinde lokal yan etkileri olmasın. Evet. şeklinde. <laughs> evet. Şimdi aslında beklentiler de sanıyorum tedavide önemli. Ee, nedir tedaviden beklenti astım tedavisinde? Hı hı hı. Şimdi bunu en çok çocuk varsa anneye babaya sormak lazım. Onların beklentileri sonsuz. Tabii çok Çünkü yüksek çok korkuyorlar evet. hastalıktan. Ee, ...hastalığın tamamı hiç olmamasını önce tercih ediliyor Kesinlikle. tabii. Ee, tamamıyla ortadan kalkması. Beklentileri bu kadar yüksek tutmamak lazım ama... ...bu hastalığın da öyle çok korkulacak, sorun yaratacak bir hastalık olmadığını anlatmak lazım. Ee, öncelikle tabii, e, çocuksa okul, e, günlük yaşamının sorunsuz geçmesi... Normal kişiye yakın her türlü aktiviteyi yapabilmesi, daha az ilaç tabii daha az ilaç daha az yan etki demektir. Bütün bunların olması beklenen hedefler bizim açımızdan da hastalığın hava yollarında kalıcı hale gelmesini önermesi evet. lazım. Kalıcı hale gelirse daha fazla tedavi gerekiyor ve o işte yaşlanınca tamamen normal akciğer fonksiyonlarına kavuşur ifadesini o zaman kullanamayabiliriz. ...hava yollarında kayıp olabiliyor. Evet. Ee, şimdi biraz önce hocam... ...tetikleyicilerden bahsettik. Hı -hı, Aslında... Hı -hı. ...belki de hani başta anne babalar olmak üzere... Hı -hı. ...çocukları örnek hı -hı. E, baz alacak olursak... ...ve diğer hastalar hı -hı. için. Size... ...şöyle bir soru geliyor mu? Ben acaba... ...hastalığımı tetikleyici unsurlardan... ...nasıl korunabilirim? Hı -hı. Kendimi nasıl koruyabilirim? Hı -hı. Bununla ilgili e, söyleyebileceğiniz... ...hastalara buradan verebileceğimiz... ...mesajlar var Tabii. mı? Şimdi öncelikle nelerden etkilendiğini en iyi kendisinin tanımlaması evet, lazım. Bizim hastalığımızda en çok kokular e, gibi biraz daha subjektif şeylerden bahsedilir ama onlar çoğumuzun da etkilendiği şeyler, evet. daha tanımlanmış şeyler. Ama alerjisi olduğunu biliyor, neyin etkilediğini bilmiyorsa biz bir takım testlerle, örneğin koluna deri testleri, pürük testleri dediğimiz... En yaygın alerjen gruplarını içeren testler yapıyoruz. Evet. Orada onları görebiliriz. Ya da kanda bunlara bakabiliriz. Bazen bunlarla hastanın günlük yaşantısında karşılaştığı şeyler yüzde yüz ölçüşmeyebiliyor. Hastanın verdiği bilgiler çok daha değerlidir. İzleriz bunu. Evet. Onlar önemli. Abartmadan. Bazen de aman yataklarınız, yastık kılıflarınız, şunlar bunlar noktasına gelin. Kesinlikle astımlı kişinin yaşantısını çok da kısıtlamamak lazım. Evet. Yani onları bir cam fanusta yaşar duruma getirmemek lazım. Biraz bilmek ve çok maruz kalınmaması için dikkat etmeyi önermek lazım. Hı -hı, evet. E, şimdi sanıyorum takip süreci de çok önemli hı -hı. astım tedavisinde ve e, sizlerle ve hasta arasında. Hı -hı, Tabii ki çok hı -hı. iyi bir diyaloğun olması gerekiyor. Nasıl takip ediliyor astım hastaları hocam? Şimdi eskiden çok iyi takip ederdik. Ee, düzenli üç aylık kontrollerle onların en ufak bir dalgalanmalarını falan hı hı. izlerdik. Ee, son zamanlarda işte hastanelerin yükü arttı, hekim sayısı azaldı. Üniversite hastanelerinde çok zorlanıyoruz tabii şimdi 6 ayda bir gelin demeye başladık. Hastalarımızı çünkü uzun yetemiyoruz. Bir zaman yani sorun olduğunda her zaman gelebilir. Evet. Çünkü astım atanın ne zaman olacağı belli, belli olmaz. Yani düzenli semptom olan hasta her zaman gelebilir. Ama şu anda yani biz mesela 16 asistanla çalışırken 7-8 asistan imiş hmm, durumdayız. Yarı Koşullar gereği biraz daha zorlanıyoruz. Düzenli kontrollerini mümkünse hep aynı merkezde yapılmasını istiyoruz. Toraks Derneği'nin ben aynı zamanda astım çalışma grubu yönetim kurulu üyesiyim. Bizim çok güzel hasta eğitim kitaplarımız vardır. Evet. Onlardan onlara veriyoruz. İşte önümüzde bir 7 Mayıs bütün dünyada astım günü olarak kutlanacak. Evet. O gün biz tüm hastalarımızı kliniğe çağırırız. Onlara aslında ilgili bilgilendirme yaparız. Şimdi konuştuklarımızı biraz daha genişletilmiş olarak onlara anlatırız. Onların sorularını alırız. Yani hasta bilgilendirme çok önemlidir evet. bizim için. Onun ardından zaten tedavinin gerekliliği rahatlıkla geliyor. Kontrol çok önemli. Çok önemli. Yani i̇lacını alıp gitmesi en korktuğumuz şeydir. Özellikle mesela o inhalerleri hı hı. on kere anlatırsınız. Ben biliyorum der. Hayır görmeniz lazım. En çok en çok biliyorum diyen hastadan korkarız. korkacaksınız. <laughs> çok farklı kullanımları ortaya çıkabiliyor. Onların doğru kullanımı çok önemli. Evet evet hocam. Şimdi özel durumlarda astıma geçmek istiyoruz ama öncesinde kısa bir aramız olacak. İsterseniz önce hı hı. E, aramızı bir e, birlikte açalım. Daha sonra programımıza devam edelim. Özel durumlarda astımla tekrar karşınızda olacağız. Evet sevgili izleyenler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün astım konusunu işliyoruz Profesör Doktor Sayın Münaver Erdinç hocamızla birlikte sormak istediğiniz soruları bizlere sosyal medyadan ulaştırabilirsiniz Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşmak isterseniz eğer bizlere danışmak istediğiniz konuları astımla ilgili ulaştırabilirsiniz şimdi özel durumlarda astımla devam ediyoruz <laughs> hocam ee, birçok kavram var şu anda benim önümde egzersiz ve astım gebelik ve astım sanıyorum en çok sorulan sorulardan biri reflü ve astım <laughs> ee, neler söyleyebiliriz. Şimdi astımlı bir hasta egzersiz yapabilir mi? Öncelikle spor yapabilir mi? Bunu sormak isteriz. Ee, bu astımlı hastalığın günlük yaşantısını çok etkileyen bir durum. Ee, önceki yıllarda bizden e, astımı olan aileler onlara beden eğitim derslerine girmesin diye inanılmaz rapor isteme içinde olurdu. Bu çok yanlış bir şey. Evet. Ama o zamanlar astım şimdiki gibi iyi ilaçlara sahip değildi. Evet. Hastalık kontrol altında olmuyordu. Ama Şimdi öyle değil durum. Astımlı hasta normal kişinin yaptığı her şeyi yapabilir. yapabilir. Sadece etkilendiği şeyleri bilmesi gerek. Ee, egzersizden etkilenmek tüm astımlıların beklenen bir davranışıdır. Çünkü normalde burun ne yapar? Dışarıdan gelen havayı hem partikülleri filtre eder, hem nemlendirir, hem de ısıtır. Egzersiz sırasında daha fazla hava alma ihtiyacı hissettildiği için biraz daha ağız solunumu devreye giriyor. Bu evet. sefer o filtre devreden çıkıyor, çıkıyor. ve direkt hava yoluna giriyor. E zaten hava yolu aşırı duyarlı bir hasta. Heli heli bu spor soğuk ortamda yapılıyorsa dışarıdaki soğuk havanın direkt ısıtılmadan hava yoluna gelmesi ciddi öksürük ve nefes darlığını yol açabiliyor. E, doğrudan sadece egzersizle Etkilerine astım çok azdır, evet. daha çok elit atletler dediğimiz grupta falan olur ama akşam halı saha maçlarında etkileniyoruz diyen çocuklar olabilir. Evet. Yalnız eğer genç bir çocuk egzersizden etkileniyorsa kardiyak yönden muayenesinin çok iyi yapılması lazım. Evet Yani küçük bir e, mitral kapak hastalığı falan astımı taklit edebilir ve astım zannedilerek yıllarca oyalanmış olabilir. Onun dışında her seferinde yavaş yavaş ısınarak yapmak ve yavaş yavaş soğuyarak her şeyi yapabilir. Bırakmak, Yanında hı hı. kurtarıcı ilacı dediğimiz hı hı. biraz önce bahsettiğimiz evet. nefes açıcı ilacı her zaman bulundurmalı. Evet. Ee, çok ağır astımlar dışında herkes e, kayak. Ve dağılma dışında hepsini rahatlıkla yapabilir ama onlar bile bilinçli bir şekilde yapılabilir. Evet. Şimdi biraz önce başka bir hastalıkla karışabileceğine dair bir cümle sarf ettiniz. Bununla ilgili reflü de sanıyorum hı hı, evet. dahil bu gruba. Evet, evet. Yani reflüsü olup da bunu fark etmeyen bir hasta astım olduğunu mu zannediyor yoksa tam tersi mi? İkisi de oluyor. Hı hı. Hatta biz bir ara bunu çok kullanırız yumurta mı tavuktan çıkar tavuk, <laughs> tavuk mu, mu yumurtada da. hangisi hangisini etkiliyor tartıştık. Gerçekten reflü yemek borusu boyunca geliyor. Yukarıda ses tellerini etkiler asit ne olur olsa. O asa <laughs> ya da boğazı evet. temizleme duygusu yapar. Ses kısıklığı, seste çatallanma, Hı -hı. kulak burun boğazı işimiz çok olur burada. Evet. Bir oradan da hava yoluna geçerek öksürüğe sebep olabilirler. Ayrıca ikisi de aynı sinirle çalışıyorlar. O yemek borusundaki sinir hava yolunu etkileyerek orada da öksürüyor. Çok yakın ilişkili. Hem öksürüğe ve hava yollarında inflamasyona neden olarak astım zannedilebilir. Aynı zamanda astımlı bir kişide de o sık ataklar, kullanılan ilaçlar reflüye de yol açabilir. İkisi Hı -hı. çok iç içe. Evet. Bunu mutlaka astımlı bir hastada dikkatli değerlendirilmesi lazımdır. Evet. Ve diğer kavram gebelik. Hı -hı. Gebelik ve astım. Evet. Ee, bu çok kritik bir konu. Ee, hep eskiden diyorum astım çok değiştiği için evet. önceden çocuğum doğuramaz, anne olamaz falan gibi korkarlar böyle bir şey yok Tabi Çok ağır astımlılar dışında herkes bunu yapabilir. Sadece eee gebe kalmayı planladığı dönemi hastası hekimiyle paylaşmalı. Örneğin atakların sık olduğu bir dönem olmasa iyi olur. Çünkü sık atak geçiren bir hasta ise kurtarıcı ilaç kullanımı daha sık olacaktır. Yani daha hastanın kontrol altında olduğu bir dönemde olmasında yarar var. Evet. Böyle bir planlama içine gidebilir. Plansız bir gebelikse de ondan sonrasının çok yakın takibi gerek. Kullanılan ilaçlar, bugün hiçbir ilacımız gebelikte kesin kullanılmaz değinmiyor. Evet. Ancak gebelikte hepimizin felsefesi mümkün olan en az ilaçla hastalığı kontrol etmek olduğu için daha az ilaçla en çok korktuğumuz ilaçların bırakılmasıdır. Hastalık tekrar alevlenir. daha fazla ilaç, daha uzun süre tedavi gerekir. Kesinlikle ilaçlar bırakılmamalıdır. Evet. Şimdi hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Dakikaya şöyle bir bakıyorum, yaklaşık iki dakikamız var ama hı hı. bir de astım hastalarının sık sorduğu sorular mutlaka sizlere vardır. Benim önümde de var ama bunların çoğunu zaten şu an hı hı. E, cevapladık. E, Anladığımız kadarıyla kulak burun boğaz hastalıklarıyla, gastroenterolojiyle <laughs> e, ortak çalışmalar yapıyorsunuz astım hastalarıyla ilgili. E, bununla ilgili de zaten çok çalışmalarınız var. Biz de duyuyoruz. Fakat şurada bir soru var. Kulak burun boğazla iç içe olduğunuz <laughs> için söylüyorum. Burnumda et var. İki yılda bir ameliyatla aldırıyorum. Bu hep böyle mi gidecek diye bir sık sorulan soruların arasında böyle bir soru var. Nasıl cevap verebiliriz acaba bu soruya? Çok harikasınız. O konu çok önemli. Çok da sık yaşanan bir şeydir. E, biz tek havayolu tek hastalık diyoruz. Yani akciğerler buradan başlıyor. Orada sorun varsa biraz önce bahsettiğimiz evet. gibi hava yollarında da sorun var demektir. Ee, eskiden cerrahi olarak hemen bunlar alınırdı ama yapı alerjik. Tabii ki tekrarlardı. O nedenle nasıl buraya inhalist steroidle kontrol altına alıyorsak Hı -hı. anti tedavi evet. dediğimiz buruna da o şekilde nazal steroidlerle kontrol altına alıyoruz. Tabii bunları kulak burun boğaz hekimleriyle birlikte takip ediyoruz. Ayrıca çok güzel bir grubumuz var. Ege Reflü grubu. Evet, evet. Orada da biz <laughs> e, bu üçlü kombinasyon çoğu olguyu beraber tartışıyoruz. Astım, alerjik rinit, burunda et gerçekten Hı -hı. ayrılmaz bir eee Bütündür. Evet. Çoğu hastamızla birlikte bulunabilirler. Evet. E, hocam son olarak izleyenlerimize söylemek istedikleriniz var mı? Vermek istediğiniz mesajlar var mı? Astımla ilgili onları almak isteriz. Daha sonra da birlikte programımızı kapatmak Teşekkür isteriz. Teşekkür ediyorum. Konu <laughs> astım olunca hiç evet. e, susmak <laughs> istemiyorum. E, i̇zleyenlere öncelikle aslında korkmamalarını e, söylemek istiyorum. Çünkü korkulacak bir hastalık değildir. E, tedaviyi bırakmaktır en büyük tehlike. Evet. E, Sürekli hekim değiştirmektir. Her hekimin verdiği ilaç yani aslında mucize beklemektir. Hastalığın tamamıyla yok olmasını beklemektir. Bunun için e, düzenli tedavi dışında yan yollara başvurmaktır. Bir takım paramedikal, akupunkturlar, mağara tedavileri. Bunlar artık gerek yok. Çok Hı -hı. iyi ilaçlarımız var. Öncelikle bir hekimin kontrolünde düzenli, hekimle inanarak kontrol gerekiyor. Panik yapmadan psikolojik faktörler de çok önemli bu hastalıkta. Hastalığın kontrol altına alınabileceğine inanarak önce evet. kendini inanmaları gerek tedavilerini devam etmelerini öneriyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte ben olduğunuz için. Ben de çok için. teşekkür ediyorum. <laughs> evet sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyenleri yine çok güzel bir program yaptık. Astım konusuna değindik. Bizimle birlikte olan öğretim üyemiz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Münaver Erdinç hocamızdı. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler yarın aynı saatte tekrar karşınızda olacağız. Yarına kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz. Yılda yaklaşık 860 bin hastaya sağlık hizmeti. 51 bin cerrahi girişim. Ve 2150 doğum. Acil serviste yılda 93 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den Sağlık. sağlık.